Direktçi ben bu arada bilişim standının şeyini güncelledim. Gördün mü? Yani linkini. Neyse o konuşur. Evet, kusura bakma gördük. Tamam. Şimdi size yeni etkinlik başladığı için buraya gelelim dedik önce. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet şu an Resul Beyaz'da iki tane proje çalışması vardı. Bunlardan ilki bir yüzük renk tanıyan bir yüzük. Parmağına taktığında üzerinde bir yuvarlak renk sensörü var ve kulaklık takılabiliyor. Hem titreşim Evet. değil mi Resul Bey kısaca? Hem titreşimle hem de Evet. renkleri algılamamızı sağlayan bir teknoloji geliştirmiş. Onu anlattı. Şimdi de ikinci aşamamızda bir uygulamadan bahsedecek. Bu uygulama bakalım nasıl bir uygulamaymış. Resul Bey'i dinliyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi burada da hemen şu başlığını görme engelliler için alışverişte kullanabilecekleri artırılmış gerçeklik uygulaması diye geçiyor. Engelli bireyler doğuştan veya sonradan herhangi bir sebepten ötürü bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli oranlarda kaybetmesinden dolayı toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimle karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerdir. Şimdi 21. yüzyılda en çok ortaya çıkan teknolojik kavramlardan birisi de artırılmış gerçeklik kavramıdır. Bu 1960'lı yıllardan başlamış, 1970'li yıllarda işte Harvard ve Utah üniversitelerinde geliştirilerek devam etmiştir. Bu çeşitli işte eğitimde, sağlıkta, teknolojide, birçok ulaşımda, birçok alanlarda artırılmış gerçeklik teknolojisi girmiş ve devam etmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojileri çeşitlerine göre son yıllarda eğitim, sanayi, askeri, tıp, oyun geliştirme, emlak işleri, sinema, müzeler birçok alanda şu an kullanılmaktadır. Bu yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte de artık devam ediyorum. Şimdi birçok çalışmalar yapılmıştır. İşte dediğimiz gibi hatta bu şeyde daha çok yiyecek, gıda gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Şu anki ekranda da mesela Cafe Crown'un bir artırılmış gerçeklikle alakalı bir çalışması mevcut. Hatta ürünlerde de şey olabiliyor. Hani o ürünün nasıl hazırlandığına dair çeşitli artırılmış gerçeklikle o ürüne tuttuğumuz zaman video entegre edilebiliyor arka planla. Şu an artırılmış gerçeklikte daha çok kültürel miras ve değerlerde de artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılıyor. İşte bu minyatür gibi veya çeşitli tarihi eserlerin, tarihi yerlerin bulunduğu ortamlarda biz telefonumuzdan o tarihi ortamına ait uygulamayı indirdiğimizde artırılmış gerçeklikle yapılan uygulamayı o tarihi yerle alakalı bize ne yapmaktadır? Bilgiler vermektedir. Ya kare kodak tutulabilir. Herhangi bir resme tutulabilir. Zaten artırılmış gerçeklik uygulaması da ki maksat da budur. Yani telefona artırılmış gerçeklikle alakalı uygulama kurulur. Kurulması da nasıl? Bir vasıta yardımıyla resim olur, kare kod olur. Oraya tuttuğunuz zaman onun arka planında gizli olan videodur, sestir, resimdir bize ön plana çıkartılır. Biz de bu teknolojiden yararlanarak şu an ekranda da görülüyor. Raflar var. Raflarda barkodlar var. Barkodların yanında kaç lira olduğu ürünlerin var. Ve bu ürünlerin bize artırılmış gerçeklikle yaptığımız uygulama vasıtasıyla ürünün barkoduna tuttuğumuz zaman bize sesli olarak telefonla bildirim vermektedir. Biraz sonra ben örnek uygulamasını göstereceğim. 7 aşamadan oluşmaktadır. Bunun için artırılmış gerçeklikte en çok kullanılan editörlerden birisi Unity diye geçmektedir. Unity ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve oyunlar geliştirilebiliyor. Sanki gerçekçi bir ortam oluşturarak. Burada Unity'de biz kendi ne yaptık? Barkodları hazırladık. İkinci kısımda bu Unity'nin kendi sisteminde veri tabanını oluşturduk. Veri tabanında Unity'de sahneleri hazırladık. Ses dosyaları, yani şöyle söyleyeyim ben.
bu sanal gerçek ve artırılmış gerçekliğin hazırlanması aynı gerçek hayattaki gibiymiş gibi sahnelerin hazırlanması gerekiyor. Sonra bu ses dosyaları oluştuktan sonra dışarıya biz bu Play Store'daki gibi kurulması için APK, yani telefon uygulamasının APK dosyasını hazırladık. Bir de telefonda bilindiği üzere görme engelliler için Tolbek ayarını açıp buradan Tolbek ayarıyla ayrıca bir de telefonumuzun arka kısmına da 3 boyutlu tasarım ile bir kılıf hazırladık. Bu kılıf ne işe yarıyor? Şimdi rafa tuttuğumuz zaman rafta şöyle olacaktı. Rafa yaklaşamayız. Çünkü kameranın görmesi lazım. Telefonun arkasına takılan, yapılan bir kılıf vasıtasıyla, böyle söyleyeyim, kılıf vasıtasıyla o kılıf tamamen rafa değmiyor. Kılıftan bir çıkıntıyla rafa değerek, arada belli bir mesafe var, barkodun tam olarak okumasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Peki barkodun yerini nereden bileceğiz? Çünkü ürünlerde barkodları bulmak biraz zor oluyor da, o yüzden sordum. Ben o barkodu bulmaya yakın, hani barkoda kadar şeyi, yani barkod ve barkodda da tanımasına yönelik çalışmamızdı. O sizin dediğinizi anladım. Orada da artık barkodun içerisinde, hani pardon, marketin içerisinde artık biz rahatlıkla yürüyebilmesi için hani o raflarda ya yerlerde aynı sarı şeyler olması gerekiyor. Onu kastetmedim. Kutunun üzerinde barkodun yeri, mesela bir kolayı düşünün. Coca-Cola'yı düşünün. Tamam. Kocaman bir şişe ya. Onun içinde barkod için barkodu bulmak bazen güç olabiliyor. Başka hayır. Onu şöyle düşündük biz. Normalde marketlerde hatta şu an ben ekranda yansıttım. Rafın hemen oralarda yapıştırılan kısım olarak düşündük. Ha, barkod edilebilir olarak yapıştırılacak. Ben ona tutacağım. O da bana fiyat. Aynen aynen. Şu an ben ekrana yansıttım. Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi. Yani o rafa yapıştırılacak. Zaten çoğu marketlerde de olur. O raftaki şeyi okuyacak. Yani barkod şeyde değil. Ürünün üstünde değil. Anladım. Tamam. Biz ekstra kendimiz hazırladığımız barkod ve üzerinde de kaç lira olduğu, işte fiyatı, ürünün ne olduğu yazıyor. Ama biz sadece orada barkoda tutup fiyatını sesli bir şekilde bildirim olarak yapabilecek. Ses dosyaların hazırlanması var ekstra. Her bir barkod için ses dosyası hazırlanıyor. İşte bu veri tabanı oluşturuyor. Veri tabanda kaydediliyor bilgiler. Onlar şu an ekranda. Ödeyeceğim. Mikrofonları başkalarının mikrofonları açıkla kapatalım yanlışlıkla herhalde. Şu an Unity'de nasıl hazırlandığına dair resimler ekranda. Unity programında. Orada biz buna target diyoruz. Image target. Yani şu resim var. Resmin arka planında hangisinin çalışacağı. Yani biz ne koyduk? Müzik koyduk. Müzik demişim. Ses dosyası koyduk mesela. Yani o resmi algıladığı zaman ne çalışacak? Ses dosyası çalışacak. Çeşitli kodlar var ve en son dışarıya aktarılması var. Şu anda da telefon kılıfının hazırlanmasının 3 boyutlu çizimi ekranda. Bunu da bu kılıftan çıkan çıkıntıyla ne yapacak? Rafı tutacak. Sadece kamera oradaki barkodu rahat bir şekilde okunması sağlanacak. Evet, burada da Tolbek ayarlarının yapılması ve en son artırılmış gerçeklik mobil uygulaması diyoruz. Çalışma görme engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırmak amacıyla yola çıkılmıştır. Alışveriş için uygulamamızı gelişmeye açıktır. Yani birçok alanda da kullanılabilir diyoruz. Yani biz niye artırılmış gerçekliği kullandık? Şimdi birçok firmalar, birçok alanlar artık artırılmış gerçeklik uygulamalarına yöneldiler. Hem eğitim alanda hem sağlık alanda. Birçok alanda da fayda sağlayacağı bilindiği üzere hem de kullanımı kolay, kullanışlı, hem de bir de şey, hani maddi açıdan da öyle bir külfeti yok diyebiliriz. Güncellemelerle yeni yeni hedefler doğrusunda geliştirileceğini ifade edebiliriz. Şimdi burada bir şey de hemen
örneğini de gösterelim. Evet. Şu hazırladığımız barkodlar. Barkodu da ben barkod programıyla hazırladım. Şöyle. Telefonu barkoda mı tutuyorsunuz şimdi? Evet, aynen. Bu mobil şeyi yapmıştım. Şu an tutacağım. Ses duyulabilir biraz sonra. Bakalım. 750 gram iyotlu sofra tuzu 2 TL 40 kuruş. Şu an iyotlu sofra tuzunu söyledi. Oraya tuttum. Bir daha. 450 gram iyotlu sofra tuzu 2 TL 40 kuruş. Bir daha. Arkadaşlar atalım hemen. Sudenur, ona dikkat edelim. Arkadaşım. Ve bir daha gelmeyecek. Evet, bu tür saboteleri bugün çok yedik dijital standımızda. Dikkat edelim. Bir daha yapıyorum. 330 mililitre kola 2 TL 25 kuruş. Ses geliyor mu? Geliyor. Anlayabildik. Bir soru vardı Resul Bey. Bu ürünler yani her her barkodu mu tanıyor yoksa sadece sizin imal ettiğiniz barkodları mı tanıyor diye evet, soruyor. Burada şöyle bir husus var. Bizim kendi hazırladığımız, yani şimdi bu artırılmış gerçekte böyle bir şey var. Kendi hazırladığımız barkodları tanıyoruz. Bu markette de aynı şekilde bu şekilde olması gerekiyor. Yani o barkodları tanıyabilmesi için kendi hazırlanan barkodlar olması lazım. Veyahut da nasıl olur marketlerde standart barkod oluşturup bu şekilde o standart barkodlardan yola giderek şey yapılabilir. Artırılmış gerçeklik uygulaması daha da yayılabilir, geliştirilebilir. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyoruz. Biz güzel bir anlatım. Teşekkür ederiz. Herhangi bir eklemek istediğim bir şey yok. Arkadaşların soruları varsa alabilirim. Ben önce bir kısaca özetleyeyim. Resul Bey'in iki projesinden bu ikincisiydi. Bu bir aslında telefonda barkod okuyucu yapılmış telefonda. Kılıfla da çalışıyor ama bu barkod okuyucu eğer siz bu barkodu okuyacak bir barkod üretiliyor. O barkodu da yaklaştırıldığında telefon onun yani o barkoda ne yazılırsa artık yani fiyatı ve ürününü yazdıysa onları okuyor. Resul Beylerin önerisi bu market raflarına hani bunu yapıştırmak anlamında bir önerileri var. Güzel bir deneme, iyi bir başlangıç Resul Bey. Ama hani şunu ben teşekkür olarak nacizane vereyim. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Fakat bu şeylerin sürdürülebilir olması için mevcut olan barkodları okuması çok daha önemli ve onun veri tabanına ulaşmak aslında evet. Önemli. Aksi halde biraz şey kalır yani... Her ürün için barkod üretmek çok gerçekçi olmayabilir. O nedenle biraz hani var olan mevcut barkodları okuyabilecek veya o database'i alabilecek bir çalışmaya belki ileride evrilebilirseniz bu noktada çok faydalı olabilir ürün gerçekten. Çünkü bu konuda ciddi bir sorunumuz var. Bir de tabii barkodları kolay bulma ürün üzerindeki bunu öneriyorum. İlk ürününüzle ilgili de renk tanıyıcı. O da bence fikir olarak çok inovatif. Elinize sağlık. Yani o yüzük görmek isterdik. Hem titreşimi hem sesi dahil etmeniz de bence oldukça evet. Yararlı bir çalışma.